Diyor ve evet şu an Anadolu'nun en çok sevilen takımlarından bir tanesi ve çok da karizmatik bir hoca ile beraber olacağız Volkan'cığım biliyorsun. Kesinlikle. İsmi de enteresan zaten. İsmi de aslında Türkiye tarihine geçmiş bir isim. Bakalım neler söyleyecek eski sporla alakalı. Cem Hocam hoş geldiniz üçlememize. Günaydın, hoş bulduk. güzel sözleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Ne demek hocam? Böyle gördüğünüz için de çok mutluyum. Hocam vallahi şimdi gerçekten de şimdi biz normaldeyken hocam şimdi bir itiraf edelim. Normalde bu saatte biz konuk almıyoruz ama sizin için ve Eskişehir Spor camiası için böyle bir kuralımızı değiştirdik. Aynı zamanda çünkü sizin de şöyle söyleyeyim, siz de bize bir güzellik yaptınız. Tam da antrenmandan önce, antrenman saatinden önce dediniz ki bir üçlemeye kulak vereyim. Üçlemenin bir sesi olmadı dediniz. Öncelikle biz teşekkür ederiz. Ne demek, ne demek. Ben teşekkür ederim. Güzel ilgi, alakanız için. Böyle antrenman öncesi sizden ısınmak ayrı bir güzellik olması gerekiyor. Hocam bugün antrenman güzel geçecek. Ben size söyleyeyim de şimdiden. Bilmiyorum. İyi geçerse her gün aramak zorundasınız. Yani çocuklar vurdukları gol olur bugün. Yani antrenmanda. İnşallah. Yani vallahi hem o konuda vurdukları gol olur hem de savunmacılar iyi savunma yapar. Tabii. Orta sahada güzel asist yapar hocam. Bakın üçlemenin bir guru şeyi vardır hocam. Bir uğuru vardır. Üçlemeye çıkan hocalar, üçlemeye çıkan başkanlar mutlaka kazanıyorlar hocam. Siz de ben eminim ki kazanacaksınız. İnşallah, inşallah. Valla yeni başladık. Çok çalışıyoruz. İnanın ki çok çalışıyoruz. Evet. Biliyorsunuz hep gençlerden kurulu bir takımımız var. O yüzden benim felsefemde benim takım çok koşacak. Herkesten çok mücadele edecek. Ve maçları çok heyecanlı, çok istekli geçireceğiz. Dediğiniz gibi sizin programda şanslı gelirse her zaman beraber olacağız yani. İnşallah hocam. Hocam gelenler var. Çünkü örnekler var. Hakikaten çok fazla örnekleri vardı. Özellikle geçen sezonda. Hocam peki geldiniz, takımın başına çıktınız. Takımdaki hava nasıl? Şehirdeki hava nasıl? İşte futbolcu arkadaşlarımız, kardeşlerimizdeki hava nasıl? Yeni bir yönetim geldi. Yönetimdeki bu hava nasıl? İşte bu sezon evet bir alt lige, ikinci lige düştü ama tekrar birinci lige çıkabilecek mi? Hedefler nelerdir? Sizden şöyle hocam bir genişçe bir bilgi almak isteriz. Öncelikle Eskişehir Spor gerçekten çok büyük camia. Burada olmak çok ayrılıcılık antrenör olarak. O kadar çok ilgi, alaka, şehre çıktığımız zaman. Ben biliyorsunuz Türkiye'de çok kulüpte oynadım. Almanya'da da, Bundesliga'da oynadım. Büyük kulüplerde oynadım ama inanın buradaki heyecan, tekrar o büyük heyecanı yaşıyorum. Yani her gün içim kıpır kıpır antrenmana çıkarken bir heyecan var. O kadar anlatamam yani. Çok keyif veriyor. Hep genç çocuklarla takımımız ama şunu söylemek istiyorum. Hani genç çocuklarla dediğim zaman arkadaşlarımız hepsi genç ama tecrübesiz değil. Artık geçen sezon birincilikte çoğu futbolcularımız 10-15-20 tane maçı var. Bu ligde oynadığımız ligdeki futbolcularla kıyasladığınız zaman belki yarısından fazlasının o kadar maçı yoktur. Yani o yüzden bunun arkasına saklanmayacağız Eskişehir Spor olarak. Çok çalışıp iyi bir takım kurmaya çalışıyorum. İnanın çok hırslıyım. Çok burada çok başarılı olmak istiyorum. Hocam ufak bir sorun vardı. Hemen araya gireyim. Şimdi genç dediniz ama şimdi geçen seneden kalan aslında çok tecrübeli bazı isimler vardı. Sezgin gibi, Onur Bayramoğlu gibi. Onlar devam ediyor mu yoksa onlar bıraktılar mı acaba? Şimdi şöyle bir şey var. Sezgin devam ediyor. Onur Bayramoğlu devam ediyor. Buğra Çağlayan var. Milli takımda oynayan ve Süper Lig takımlarından teklif alıp ve gitmeyen tekrar burada anlaşan Buğra Çağlayan var. Çünkü Sezgin bildiğim kadarıyla 37 yaşında hocam. 37 yaşında ama öyle bir oyuncu da lazım takıma, tecrübeli. Yani bırakmak istemiyor. ben bırakmak istemiyorum. Kendisi de zaten çalışıyor. İstekli, o da heyecanlı. Bir iki tane öyle oyuncu her takıma lazım. Lazım. Sırf gençten olmaz. Birazcık ortalamayı bozuyor ama
Önemli değil. Hocam birazcık mı? Yani yaş ortalamamız hocam bilmiyorum. Ama hocam siz de bugün, siz de bugün çıksanız, siz evet. de bugün çıksanız gayet böyle oynayabilecek bir durumdasınız yani. Hemen hemen siz de yaşıt ya, hocam ben, yani. Ben biraz kilo aldım, çabukluğumdan kaybettim. Ama çünkü, ama futbolcunuz döneminde evet. çok çok iyiydiniz. Yani o fitlik falan çok çok iyiydi. Tabii hocam yani futbol bıraktıktan sonra genelde hocalarımız tabii biraz bu antrenman olayını da yapmadıkları için biraz böyle kilo alıyorlar ama çünkü Sezgin iyisiniz yani. Sezgin hocamla hemen hemen aynı yaşıt gibi. Yani hocam bilmiyorum, yanlışım varsa düzeltin lütfen. 6-7 ay falan var. Evet. Yani, yıl bile yok yani. Burada Sezgin'e, Kaptan Sezgin'e selamlar olsun tabii. Evet, bu bizim evet, latifemiz. Evet. Hocam şimdi aslında şimdi gazeteci dostumuz Akif Yer de yazmış zaten de. Biliyorsunuz aslında biz de bunun çok haberini yaptık aslında. Tabii sizin aslında bu konuyla alakalı sıfır bir dahliniz var ama bu Eskişehirspor'daki transfer yasakları kalkacak mı, durum nedir? Çünkü mesela Bursaspor müjdeyi verdi. Ankara Gücü müjdeyi vermek üzere ama Eskişehirspor'un durumunun daha kötü olduğunu düşünüyorum. Acaba nedir durum? Orada bir bilginiz var mıdır acaba? Ya şimdi yöneticilerimiz ne zaman yanlarına gitsem FIFA ile ilgili, UEFA ile ilgili hep görüşmelerdeler. Bir yol arıyorlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama hep böyle bir pürüz çıkıyor. Hı hı. Bazı oyunculara ulaşılmıyor. Yani bu benim bildiğim bilgiler. İnanın onlar da çok heyecanlı. Ben onlardan konuştuğum zaman bunu hissediyorum. Yani gerçekten onların heyecanı, benim heyecanımı, futbolcuların heyecanı. Gerçekten siz de göreceksiniz. Çok farklı bir Eskişehir yaratmaya çalışıyorum. Sağda, sağ dışında da yöneticiler aynı durumda. İnanın çok uğraşıyorlar. Yani bazen ben arıyorum, hocam diyorlar işte FIFA ile, FIFA dosyasıyla ilgili bir görüşmedeyiz, sonra arayalım mı falan gibi konuşmalar geçiyor. Şu an müsait değiliz yani falan. Evet. Ya bir şey bir şey isteyeceğimden korkuyor ve yoksa yani. Ama yok, gerçekten çok uğraşıyorlar. İnanın yani olur ya bazen ya açamıyoruz işte, fazla da ilgilenmiyoruz, yapacak bir şey yok, böyle devam et. Öyle bir şey yok yani, gerçekten inanıyorum ki son dakikaya kadar uğraşacaklar. Bakalım, benim için büyük sürpriz olur ama ben dediğim gibi buraya gelirken bana sordular, hocam böyle iki şık var, ya transferi açacağız ya açamayacağız, iki şartlar altında da gelir misin? Ben hiç düşünmeden gelirim dedim. Çünkü önceden de burada Mustafa Hoca ile çalıştığım dönem. Mustafa Özel, evet. Mustafa Özel hocam yardımcılığını yapıyordunuz, doğru. Evet, evet. Onunla burada çalıştık ve bu camiye çok sevdim. İnsanlar, şehir, kulüp, yani inanın burası o kadar kötü bir durumda ki maddi olarak, hani FIFA dosyalarıyla ilgili, ama şu da bir gerçek. Çoğu Türkiye'deki kulüpten çok çok daha üstün. Yani her şeyle, tesisinden, idman sahalarından, taraflarından, stadından, yani dün hoca arkadaşlarıma da söyledim. Yani bu kadar kötü durumda gözüken bir kulüp bu kadar iyi şartlar altında bize çalışma imkanı, İnanın çok güzel yani. Burada herkesi bunu yaşamasını isterim yani. Cem hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz bizeyiz. Nazım ben, Volkan, bir de siz varsınız. Burada biz bizeyiz. Bir bedel konusunda bir şeyiniz oldu mu? Bir yaptırımınız oldu mu? Yoksa mesela hani ben zaten buraya geldim biliyorum ama hani ücret konusunda benim bir beklentim yok diye mi geldiniz? Tabii ki. Ben kulübün şartlarını biliyorum. Ben para hiç konuşmadım. Hı-hı. Yani benim tek isteğim vardı, bana bir yatacak ev verin dedim. Başka bir şey istemiyorum. Tehditli kalmak istemediğim söyledim. Maşallah. Bunu tehdit edebilirsiniz yani. Sağ olsunlar, o isteğimi de yerine getirecekler. Vallahi hocam. Yani diyorsunuz ki yatacak bana bir yer verin. Yani, bir de Eskişehir Spor'u bana verin. Bu Eskişehir Spor'a gelen antrenör burada yani şartları herkes biliyor. Bilmesi lazım. Sporcuların, kulübün. Yani buraya geldiğiniz zengin olacağım, para kazanmak, para biriktireceğim. Buradan aldığım, kazandığım parayla ev alacağım, araba alacağım. Bu düşünce de olmaması lazım benim görüşüm. Evet, yani buraya gelen
çalışmak isteyecek, bir şeyler burada bir şeyler kıpırdatmaya idealist lazım. İdealist davranacak değil mi hocam? Yani böyle bazı şeyleri göze alıp da gelecek zaten. Ona göre davranacak. Tabii ki. Yani burada yani dediğim gibi sportif başarı, ben antrenör olarak benim hedefim futbol, nasıl genç futbolcular var, ben de genç antrenör olarak onları gibi, onlar da çok iyi yerlere gelmek istiyor, çok paralar kazanmak istiyor. Benim de hayallerim var. Belki milli takımda antrenör olmak isterim. Belki ne bileyim yurt dışında büyük bir kulüpte çalışmak isterim. Yani herkesin bir hayaller var. Sizlerin de hayali vardır bu. Olmaz mı hocam? Meslekte. Tabii yani ki. Siz de yükselmek istiyorsunuz. Tabii ki. Ben buraya yani benim için çok büyük bir imkan, çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. İnşallah. Tabii ki gönül ister ki buradaki şartlar hepsi bir 10 seneki önceki Eskişehir Spor'un olması ve tekrar Süper Lig'e çıkması, tekrar Avrupa Kupalarında oynaması, tekrar şampiyonluğu, tekrar büyük takımları burada ağırlaması. Yani bunlar tabii ki hep hayalimiz. İnşallah hayalimiz gerçekleşir. Hocam ben o günleri çok yakinen görmüştüm, yaşamıştım. Eskişehir'de üniversite okuduğum dönemlerde hakikaten çok böyle maç günleri böyle efsane bir ortam olurdu. Eskişehir'de çarşı içerisinde işte Doktorlar, Adalar Caddesi, işte Kızılcıklı, zaten stadın çok meşhurudur Kızılcıklı Caddesi falan. Yani o kadar güzel görüntülere sahne olurdu ki işte sokaklarda işte o bandolar çalıyor. Yani sanırsınız böyle hakikaten Avrupa'nın büyük bir kulübünün maçı var. İşte yollarda insanlar işte şapkaları, formaları, atkıları, ya o kadar güzel görüntüler olurdu ki. Ben de hiç kendimi böyle maça gitmeden edemezdim. Çok maçlarına gitmişim Eskişehir Spor'un, ama hani gözler, gönüller o dönemi arıyor. İnşallah o döneme tekrar geri dönerler. Sizlerin de tabii ki büyük desteğiyle. Çünkü siz de burada bir açıkçası cefa örneği gösteriyorsunuz. Peki hocam, yani bu sezon nezdinde hani hakikaten en azından birinci lige tekrar dönmek nasıl, yani aklınızda nedir? Ne ya hocam, hedefiniz... yapabilecek misiniz? Böyle bir hedef var mı? Yani hedef... ileriki vadede mi olacak bunlar? Lide kalmak mı, yoksa hani bu sene bir toparlayalım bakalım mı diyorsun, yoksa sene için TFF var mı? Ya şimdi tabii ki sürprizlere açığız ama bir lige bir başlayalım, bir bakalım konumuza. Öncelikle bu ligde yani bir ortalarda üst sıralara bakacağız, yani nasıl başlayacağımız önemli. Futbolcularımız bu lige nasıl adapte olacağı önemli. Ondan sonra acaba önümüzü görürüz. Ama şu anda yani hayal ve şey, insanları kandırmak istiyorum. Tabii hayal, ama hayal edemiyorum. Doğru. Evet, yani dediğim gibi şunu da söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman benden duymayacaksınız işte genç, yeteneksiz, kötü futbolcular, böyle bir şey hiçbir zaman yok. Ben buraya şartları bilerek geldim. İmkanları bilerek. Burada ben en iyisini yapmak için geldim. Sonuç burada Türkiye'de biliyorsunuz, ne yaparsanız yapın sonuç önemli. Hocam yani, şimdi bir sorumuz gelmişti. Çok da fazla sorular da var. Mehmet Özcan'ın durumunu sorarlar ama Mehmet Özcan devam mı? Şu an kadroda devam gözüküyor ama devam ediyor mu Eskişehir Spor'la Mehmet Özcan? Mehmet Özcan sezon bitmeden önce herhalde 1-2 ay önce ayrılmıştı. Yani sözleşmesini feshedip kulübü federasyona verip ayrıldığını. Şu an boşta o zaman. Yani. Şu an anlaştığı kulüp yok çünkü. Yok, şu an boşta. Mehmet bizden değil yani. Anladım, sizden değil. Bir de hocam şey sorarlar. Şimdi siz Almanya doğmuşsunuz ve Eskişehir Spor'da bir Alman kökeni, Alman disiplini gelecek mi diye sorarlar. Çünkü siz de evet, Volkan da bahsetmişti. Çok iyi bir sol kanat oyuncusuydunuz. Tempoluydunuz. Aynı tempoyu görebilecek miyiz diye sorarlar. Evet, kesinlikle. Biliyorsunuz, biliyor musunuz? Yardımcım Eren Albayrak aldı. Evet. Maalesef şu anda COVID'li. İzmir'de şu anda çok bekliyor. Geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Onu bekliyorum. O da biliyorsunuz Almanya'da köklü takımlarda, Türkiye'de büyük kulüplerde oynadı. İkimiz de Alman patentliyiz. Yani ben disipline çok önem veriyorum. Dediğim gibi benim takımım disiplinli, çok koşan, çok mücadele eden. Alman panzerlere benzetebilirsiniz ileride inşallah. İnşallah hocam. Yani o şeyi söyleyecektim. Siz dediniz Eskişehir'deki coşku, Eskişehir'deki taraftarlar maçtan önce. Dün ben hoca arkadaşlarına dedim bir çay içmeye çıkalım.
Ya inanın resim, yani diyorum ya, eski futbolculuk dönemimdeki en top zamanımdaki gibi bir his yaşadım. İşte gurbetçiler geldiler, resim çekildiler, işte oturduğum mekan, bir ilgi, alaka, yani anlatamam. Hocam ne? Demek ki şeyi sizi bağrına basmış vaziyette. Ama çok ihtiyacı var şeye. Bravo. Eskişehir'in gerçekten size de bravo. Çok ihtiyacı var. Yeni yönetime de çok ihtiyacı var. Alman disipline ihtiyacı var. Ama şunu ben de net bir şekilde söyleyeyim buradan. Kendi programımda bu kulübü bu hale getirenlerin Allah iki yakasını bırakmasın. İki cihanda da bırakmasın. Gerçekten bunu net bir şekilde de bırakmasın, söylüyorum yani. Bırakmasın yani. Sebebi yani her kimse. Bilmiyorum ben nasıl bu duruma geldiğini. Buna da yani konuşmak istemiyorum bu konuda. Yok hocam, o sizin bir şey değil zaten. Yok yok, o sizin bir şey değil. Ben kendim iyi takip ediyorsunuz. Eyvallah. Yani sonuçta biz hani biz basın kimliğimizde eğer ben bunu konuşuyorum. Çünkü hani çok çok da eskiden beri de takip ettiğim bir kulüp olduğu için, çok çok iyi zamanlarını da gördüğüm için, şu anda da çok kötü zamanını gördüğüm için, o yüzden o aradaki o fark benim açıkçası içimi sızlatan bir fark. Çünkü çok iyi dönemlerini gördüğüm, gözümle gördüğüm için bu benim içimi sızlatıyor. O yüzden de ben de bunu rahat rahat söylüyorum ama yani burada. Dediğim gibi gerçekten hani hep konuşulan Eskişehir'in durumu konuşulup ne kadar kötü şartlar altında, biliyorsunuz. Hı-hı. Kapanmanın ucundan döndü evet. Kulüp. Aslında öyle bir durum da vardı zaten. Evet, öyle bir durum da vardı aslında. Ama işte yine evet, tekrar söylüyorum. Bizim buradaki tesislerimizi, çıkan yemekleri burada... Kulüp 40 tane futbolcu ağırlıyor. Yani her gün sabah, öğle, akşam ortada kafe break. Evet. Yani böyle bir şey dönüyor yani. Sıcak suyumuz var, elektriğimiz, yani siz de biliyorsunuz Türkiye'de kaç tane kulüp işte elektriğimiz yok. İşte hocam aman elektriğe girmeyin. Bakın hocam elektriğe girmeyin, şöyle ki biz cuma günü, daha doğrusu geçen ay içerisinde Gaziantep Spor'un teknik direktörünü ağırlamıştık. Burak Şar Hoca'yı. Maalesef başkan hapse girmesin diye bir yere kefil imza atmış. Elektrik idaresi. 77 bin lira için elektrik idaresinden az daha hapse girecekti 3 ay boyunca. Valilik devreye girmişti. Aman elektrik suları. Elektrik demeyelim, futbol kulüpleri için hocam, aman elektrik sıkıntı demeyelim. Yok yani benim demek istediğim, yani bu gelen yönetim yani böyle bir şey, onlar da bir şey yapmak istiyor. Yani onlar da harekete geçti. Bir arabanın iterek başlarsınız ya arkadan yavaş yavaş, evet, ona evet. Yokuş aşağı gittikçe hızlanır. Yani teker dönüyor. Onu söylemek istiyorum. Şartları hepsini yerine getirmeye çalışıyorlar kulübün. Hocam bu arada çok güzel bir aslında uygulama var. Bu can suyu aslında, çok güzel bir şey söylediniz. Tekerden bahsettiniz. O fidanlar yetişecek. Şimdi aslında Eskişehir Spor'un bir fidan kampanyası var. Bu fidan kampanyasından bazı Volkan'cığım gelirler elde edilmiş ve futbolcuları, eski futbolcuları ufak ödeme başlamış. Hocam bilginiz var mıdır bu fidan kampanyasından? Vallahi fidan kampanyasından tabii ki yani çok ilgi ve alaka var. Sağ olsun buradan ayrılan futbolcularımız da ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Hepsi tek tek destek veriyor. Yani bu da bu kulübün ne kadar güzel bir kulüp olduğunu, ne kadar o fidanlar yetişecek. Herkesin ne kadar ayakta tutmaya çalıştığını ve buradan ayrılanlar halen gönlünün bu kulüpte olduğunu gösteriyor. Ben de buradan ayrıldım ama hiçbir zaman istibatı koparmadım, takibi bırakmadım. Yani burası bir bağımlılık yapıyor. İnanın bana. Net bir şekilde, tabii hocam net bir şekilde söyleyeyim. Yani şu anda bırakın şeyi, 1. Lig, 2. Lig, Süper Lig'de bulunan takımlar en az 10-12 tanesini sayarım ki Eskişehir'in klasman olarak hem tribün olarak hem cami olarak stad olarak Eskişehir Spor'un klasman olarak 10 tane 12 tane takım sayarım altında Süper Lig'de bulunan. Çok iyi bir yerdesiniz. Çok gerçekten çok güzel bir şehirdesiniz. Ha gönül isterdi ki tabii ki siz de isterdiniz. Daha böyle işte transfer tahtası açık. İşte biraz daha güzel boşsuz. Şartlarda. Hani en azından bir 5-6 tabii, tane tabii. Bir oyuncu transferi falan isterdiniz. Peki hocam şöyle. Oldu ya bu transfer tahtasının bir açılma durumu oldu etti. Var mı aklınızda böyle hani kafanızda böyle 4-5 oyuncu falan belirlediniz. Hani bunları getirebilirim dediğiniz oyuncular var mı? Öyle hayal ettiğim birkaç tane futbolcu var. Tabii ki isim vermeyeceğim. Evet. Zaten inanın o kadar çok telefon geliyor ki parasız gelmek isteyen, üstüne para vermek isteyen. Aa, yani bir yani bunları böyle bir açık açık anlatabilsem yani 3 gün konuşuruz.
Hocam yani... anlatın hocam, burası biz bizeyiz. Anlatın hocam lütfen, sıkıntı yok, biz bizeyiz. Birazcık rahatladım, birkaç galibiyet alayım, ondan sonra acaba daha rahat konuşuruz. Eyvallah eyvallah. Bu arada hocam şimdi ikincilik de aslında çok zorlanmaya başladı. Yani orada da kulüpler çok ciddi yatırımlar yapıyorlar Volkan. Evet. Yani 2B 2A aslında, yani TFF şimdi millet diyor ki zor mu olur ama 2 aslında daha zor. Çok zor. Geçen sene hocam biliyorsunuz yani Manisa'lı Eyüp tamam aldı başını gitti ama oradan sonraki diğer takımlar çok ciddi ve çetin savaşlar yapmışlardı. Evet evet, yani baktığınız zaman diğer gruptaki takımların yaptığı harcamalar evet. Çok büyük yani, normalde bunlar başlamadan şampiyon oldunuz denmesi lazım yani, o kadar ciddi harcamalar yapıyorlar ama genelde böyle takımlardan beklenti de çok oluyor. Birazcık kötü gittiği zaman da hemen bir yıkım başlıyor. Hı hı. Yani o yüzden biz grup olarak da şanslı gruptayız baktığınız zaman. Öteki grup yani korkunç. Zaten bir grup zaman, genelde geçen sene de böyle olmuştu. Bir grup çok güçlü oluyor, diğer grup nispeten daha zayıf oluyor. Enteresan bir işte, eşleşme yapıyoruz. Baktığınız zaman, bütçeye baktığınız zaman yani 5-6 tane kulüp var. Yani vallahi mecbur yani orada o sorumluluğu almak da kolay değil. Kolay yani, değil, kolay değil, kolay değil. Olarak. Hocam bu arada bize arkadaşlar hemen bize destek veriyorlar. 30 Nisan'da siz 50 tane fidan kampanyasına dahil olmuşsunuz. Bize hemen bilgiler an be an geliyor. Bizim çünkü dinleyicimiz öyle boş beleş değil Volkancı, hemen evet. Şak diye belgelerle geliyor. Hocam vallahi bravo. Hem gönülden... Yani, Eskişehir'i evet, destekliyorsunuz. Demin söylediğim gibi ben buradan ayrıldıktan sonra da hani burada çalıştık. Buranın güzelliğini, buranın insanlarını, kulübü, çalışanları, gerçekten böyle bir aile ortamı var burada. Hani burada çünkü maddiyat ön planda değil yani, baktığınız zaman buraya gelen futbolcular, antrenörler zengin olup gitmiyor. Bu şartlar altında çalışıp da halen gönlü burada olan insanlar yani bu kulübün aslında ne kadar güzel olduğunu, bu şehrin ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Ben dediğiniz gibi fidan kampanyasına burada hiçbir görevde değilken yani 30 Nisan'da Volkan bak çok dikkat. 30 Nisan hiç görevi evet. Değilken hocam hiçbir şey yok, katılmış. Bravo hocam. Bravo hocam, helal olsun. Vallahi ama bravo. Bu da işte sizin de dediğiniz gibi burada bir gönül bağı kuruluyor. Müthiş. Yani ne kadar ben böyle birisi değilim, ben profesyonel bakıyorum, ben burada çalışıp gideceğim, inanın öyle değil yani. Çok muhteşem bir ortamımız var, inşallah bozulmaz. Bu hocam o zaman önce de böyleydi herhalde. Güzel yani, bir sloganla isterseniz programımızı bitirelim. Volkancığım biliyorsun burada tek bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Bizim tekrar bunu önceden de söyledim, bizim tekrar Eskişehir ve Eskişehir Spor birleşip tekrar bir aile olmamız lazım. Birazcık böyle sanki bir küskünlük var gibi şehirlen futbol takımının. Bunu tekrar zaten şu problem de vardı. Biliyorsunuz pandemiden dolayı stada seyirciler gelmedi. Eskişehir Spor taraftarlarıyla Eskişehir Spor. Yani bando, SS bando olacak, o sesler duyulacak. Bizi tesislerden uğurlayacaklar. Evet, evet, yani evet, muhteşem. Bu gençlerin buna ihtiyacı var. Doğru. Yani doğru. Biliyorsunuz maddi anlamda futbolcular büyük paralar kazanmıyor. Yani kendini geçindirecek kadar, yani aç kalmayacak kadar yani para kazanıyorlar. Öyle söyleyeyim yani, doğru. Lafın gelişi. Burada ama taraftarlar işte onlarla tekrar bütünleşip bir arada tekrar beraber maçlardan sonra eğlenip galibiyetler almamız lazım. İnşallah. O günler hocam inşallah gelir. İnşallah. Bu arada hocam biliyorsunuz Eskişehirspor'un tribün kültürü çok farklıdır. Ben diyorum ki Fethi Nihat Ender. Filelere gönder. SSS. Eskişehir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok evet. Güzel bir sohbet oldu. Evet. Her zaman için hocam, her zaman için. Ben yavaş yavaş idmana gideyim. Tabii ki. Hocam zaten saatler geçti. Biz valla sizi çok evet. Bir tuttuk. Oyuncular bekliyor. Valla şöyle herkes hakkını helal etsin. Oyuncu arkadaşlar dedi. Ceza yedik valla. Valla şöyle artık bu kadar da birazcık da hocam idare etsinler. Duygu Hanım'dı değil mi?
Duygan. Şimdi Duygan'ıma da buradan çok çok selamlar. Volkan, kaç tane program Cem Karaca Hoca'yı çağırıyor kardeşim? Şimdi evet. Duygan Hanım tamam ya, siz de. Ya onu da söyleyeceğim. Yani. Ben şimdi biliyorsunuz ya hepinizle görüşüyorum. Evet. Sizden de canlı yayınlar yaptık falan. Ben işte dün sportif direktörümüz Murat Dağlık buradaydı. Evet. Kısa bir anlatayım. Dedim ki ben dedim yarın bir programa çıkacağım falan. Dedi, nasıl bir programa çıkacağım dedi. Vallahi dedim ne hocam yayın yapacağız konuşacağız. Ben hep yapıyorum. Dedi hocam dedi burada dedi öyle bir şey yapamaz. Dedi, sen dedi artık dedi, Eskişehir Spor'dasın. İzin alman lazım. Allah Allah dedi. Ben herhalde şaka yapıyor dedim. Duygu Hanım'ı çağırdık. Duygu Hanım geldi dedik hocam evet dedi böyle bizden izin alınması lazım falan filan. Öyle kolay değil artık dedi. Herkese konuşamazsınız dedi. Vallahi şaşırdım. Aslında doğru. Hocam bir dakika. Herkesi konuşamazsınız ama sadece üçlemeye konuşuyorsunuz. Orası doğru. Evet yani bu da sizin ayrılıcı olanınız. Eyvallah. Arkasınız. Siz de sağ olun hemen. Siz de hemen yani bu da önemli. Siz de yani hemen ilgilenip izinleri aldınız. Bugün rahat rahat konuşabiliriz. Hocam bırakmayız. Yok hakikaten öyle. Duygu Hanım'a da çok çok teşekkür ederiz buradan. İlgisine alakasına. Onlar da sağ olsunlar var olsunlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylıklar versin. Eskişehir Spor'a ve sizlere de başarılar diliyoruz. Tekrar inşallah sizin de desteğinizle tekrar eski günlerine i̇nşallah, dönsünler inşallah. Diyoruz. Ara ara görüşmek üzere diyorum. Hocam tekrar sizi alacağız. İnşallah. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah evet. Daha sık sık görüşürüz. Daha güzel şartlarda. Sizlere de başarılar diliyorum. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizin taraftarınız olduk yani. Bunu bilin. Eyvallah. Bir şey söyleyeceğim. Demek ki üçlemeye bir tane daha Volkan'cığım konuk geldi. Bir tane daha takipçi geldi. Yakında bir forma yaptırın da bir hatıra yollayayım oradan. Tamamdır. İmzalı, hocam çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin diyoruz.